olarak burada Ramazan ayının önemini kavramak gerekiyor. Amaç tokun açın halinden anlamasıysa anlıyormuş gibi yapmamak lazım. 7-8 çeşitten oluşan abartılı iftar sofraları yerine 3-4 çeşitten oluşan daha mütevazı iftar sofralarını tercih edebiliriz. Sofralarımızda çeşitliğin artması porsiyon kontrolünü sağlayamamamızda bir etken olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama oruç tutarken sağlıklı bir şekilde kilo verebilir miyiz? Kilo kontrolü sağlayabilir miyiz diyorsanız bu mümkün. Peki nasıl olacak? İlk olarak vücudumuz fonksiyonlarını devam ettirmek için bir takım mekanizmalar geliştiriyor. Bunlar nelerdir? Kan insülin seviyelerimiz düşmekte, büyüme hormonu, norepinefrin salınımlarımız artmakta, 12-14 saatlik bir açlık sonrasında vücut şeker depolarını kullandıktan sonra yağ yakma moduna geçmek durumunda. Tabii bunlar kilo kaybında önemli bir etken. Ancak oruç tutan herkesin açlık süresi aynı olmasına rağmen kimisi kilo alır, kimisi kilo verir, kimisi ise kilosunu korumakta. Bunun nedeni ise burada esas yönetilmesi gereken nokta ne yemeliyim, nasıl yemeliyim, ne kadar yemeliyimdir. Çok yiyor olmak çok tok kalacağımız anlamına gelmez. Bildiğimiz gibi vücut belirli bir sindirim sürecinden sonra yediklerimizi işler ve fazlasını yağ olarak depolar. Burada dikkat etmemiz gereken doğru besinlerini seçmek ve tokluk süremizi uzatmaktır. Burada tükettiğimiz tatlılar, şerbetli tatlılar yerine meyve artı yoğurt ya da süt artı yoğurt karışımları hazırlayarak o tatlı ihtiyacımızı giderebiliriz. Tam buğday ekmeği tüketmeye özen gösterebiliriz. Tam tahıllı ekmeklerden tercihimizi onlardan yana kullanırız. Aynı zamanda besinleri yavaş yavaş iyi çiğneyerek de tüketmeliyiz. Thank you.